Filiz'in köpeği bize selam verdi. Köydeyiz ama hu muhu yok. Çok kötü hastayım. Böyle demeyi de sevmiyorum ama inanın ki sesim, başım, hiç ağrımayan başım acayip böyle burnuma aşağı sanki kesiyorlar gibi duyduk, hoş bulduk. Ya işte Kirazlı Köyü'ne gelince böyle üç kare çekeyim diyorum ama bugün nasıl olacak bilmiyorum. Her taraf parsellendi. Artık geçecek yer bile yok. Ama şöyle bir yürüyeceğim. Azıcık size birkaç güzellik çekmek istiyorum. Yusuf komşularla selamlaşıyor. Artık karga sesim için affola. Gerçekten geçecek yer kalmamış. Her taraf parsellendi. Ne Kirazlı köyümüş be. Yani köylü bana sattın köyümüzü diyor ama benimle hiç alakası yok. İnsanlar seviyor köyü ve çok haklılar sevmekte. Çünkü çok güzel. Yani çok uzun zamandır gelemiyorum diye çok böyle mutsuzdum. Ama gelince de o mutsuzluğum güzel bir heyecanla yerini değişiyor. Ve buraya gelince şöyle deretepe gezesim geliyor. O kadar çok ev yapıldı ki. Yani biz buraya aldıktan sonra tam 20 tane yer satılmış. Hadi ona 19 diyelim. Çünkü bir tane Şakir abi hemen öndeki arsayı almış. Yani o köyün insanı saymayalım değil mi? Ay hava çok güzel. Azıcık soğuk. Böyle giyindim. Yeni saç stilim nasıl? Şapka takmaya aklıma gelmedi. Koştur koştur çıktık evden. Çünkü Yusuf buradaki demir kapıyı onarmak istedi. Kaynak makinesi bulmuş arkadaşından. Hazır bulmuşken hem de getirmemiz gereken şeyler vardı. Çıktık geldik. Ben bir hava alayım dedim. Hem şu miskinlik üstümden gitsin. Çok kötü 3 gündür yatıyorum. Zaten toplulukta size bildirmiştim. Filiz'in köpeği ortalığı inlatıyor. Ya güzel köy Kirazlı ya. Seviyorum ben. Şuraları görüyor musunuz? Bu haliyle eski halini bir kıyaslarsanız burada hiçbir şey yoktu. Şu gördüğünüz aşağıda bakın yeni inşaat başlamış. Onun hemen arkasındaki o yıkık ev tazelendi, bitti. Arkasına hemen kocaman bir bina, bu tarafa bir konak. Öteki ev tadilat gördü. Yani yavaş yavaş şu tarafa doğru Kirazlı köyü büyüyor. Bize doğru gelen yok ama bizim önümüzde de o 2 tane konteyner. Onun haricinde bizim oralarda bir hareket yok. Ama şu göbek doldu. Yakında şuralarda da boşluk kalmayacağını düşünüyorum. Şöyle bir gidip gezineyim mi köyün içinde? Ya da gezinmeyeyim. Çünkü zaten fena esiyor. Ve ben biraz cana, hasta canayım ya. Gideyim size kapının önündeki yaptığımız şeyleri çekeyim. Daha iyi. Hem de bu kadarcık bir köye hava saldırmış oldum. Gene de buna da razı olun. Sesim de zaten tırmalayıp duruyor kulağınızı, değil mi? Hadi itiraf edin şimdi. Beni sevdiğinizi biliyorum ama yani bunu da itiraf edebilirsiniz çekinmeden. Olur böyle şeyler, hastalık, hoşluk. Ya canlar işte. Hatırlıyor musunuz Kalite Hasan'ı? Ya da gene Hasan amca demem lazım. Adam kocaman adamdı. Vefat etti. Herhalde yakında bu evde satılır. Artık ne kadar varis var, ne kadar akraba var bilmiyorum ama biliyorsunuz biri ölünce hemen ilk iş millet malı paylaştırıp satmak. Kovalayan var arkadan sanki. İnsanoğlu bir garip. Bu arsayı da
kim aldı bilmiyorum ama baya baya büyük. İnsanlar bakın şeyin içine aldılar, çitin. Şuradaki küçük yer filizler aldı. Onun arkasında da zaten o konteyner var. Yani her taraf satıldı gibi bir şey. Hayırlısı. Şöyle ilerliyorum. Ya millet bir de gelip çöpünü şuraya atmamış mı? Ya mübarek, topladıysan yak. Yakmıyorsan da buraya ne savurup bıraktın? Baksanız ya ne yapmışlar. Yani artık nereden atıldıysa bunlar. Döşektir bilmem nedir. Şöyle. Bayağı da sağlamlar. Uuu taş gibi. Ne varsa içinde. Yeni komşularımız bizim fırını onarmışlar. Ama böyle alçalmış biraz. Ne bileyim birazcık bir şekli bozulmuş ama. Olsun. Kullanmışlar herhalde, yakmışlar. Bir de kapak uydurmuşlar. Kapağı şeyde. Kimde? Ha, Emine teyze demiş. Böyle işte. Bunu biz Yusuf'la daha güzel onaracaktık ama bize sormadan onarmışlar. Çok derma çatma olmuş. Sağlık olsun diyelim. Değil mi? Belki daha sonra bir el atabiliriz ama ev bitsin ondan sonra. Şimdi böyle de olsa yıkılmamış ya. Sağlık olsun. Bizim evcağızımız da böyle bizi özlüyor bu aralarda. Ama yapacak bir şey yok. Ancak gelebiliyoruz. Biliyorsunuz. Son durumlar. Duyduk be ya, duyduk. Yusuf bu kapıyı içeri çevirdi. O gün bitiremedi. Çünkü şimdi burada biz eskiden sadece biz vardık. Biz olunca bu kapı dışarı açılınca sorun yoktu. Ama şimdi kalabalıklaşınca köy bu yolu herkes kullanacak. Kullanınca da bizim kapı engel çengel olmasın diye böyle bir çözüm üretti Yusuf. Şu gülü de tekrar sardırayım. Bu dikenli gülü kapının önden sökmüştük çünkü Yusuf onu bilmeden dikenini almıştı. Elime dikkat ede de yapıyorum. Çünkü çok çok ince ince dikenler var. Şimdi basarsa elime, burada indirmemiz gereken eşyalar var. İndiremem o zaman. Şuraya da şöyle içeri doğru kazdı. Oraya ne yapacağım dedin? Burayı biraz daha çukurlaştırıp beton atacağım tabana. Buraya da bir tahta koyacağım böyle. Aha. Yani betonu dökeceğim. Burada bir basamak olacak böyle. Buradan da direkt çime basılacak. Tamam. Ama böyle arabayla yanaştığı zaman gelip yanaşamıyordum. Evet evet, bir de millet de çoğaldı. Yani çok çirkin de bir görüntü olduydu. Ya hangi akla hizmet edip o zaman yaptıysanız ben yoktum. Yoksa ben sonu öyle yaptırmazdım. Var mı şimdi boya? Bunu boyayabilecek misin? Boya var da. Yetişemez misin? Yani. E ben boyayayım ama sen şimdi orada kaynak yapacaksın. Evet evet. Kaynak yaparken olmaz. Tamam, neyse ben başka bir işe bakayım o zaman. Camın üstü açılmış. Hatırlıyor musunuz bunu? 20 lira verip almıştım. İnsanlar çöpün yanına koymuş. Ben de sahipsiz sandım ama atölyeninmiş. Bunu çardakta tam şurada kullanacağız. Çok güzel olacak. Ve bu her camın bir tanesini başka renk yapacağız. Şöyle buraya yeşil, buraya kırmızı, sarı. Da bunu örtsek iyi olacak. Perişan olacak. Usta başladı. Ben uzaklaşayım buradan. Böyle koysam bu çok mu çirkin olur? Nasıl? Bak şimdi burada şeylik var ya. Ne var? Ortadan keseyim diye. Yani şuradan keseyim diyorum ama bu bayağı bir uğraştıracak. Niye uğraşıyorsun ki? İçine doğru koy. O gözüküyor. Hayır, hiç çirkin de olmayacak. Hani sağlam da durur. Ya dursun tabii. Hem de vinkel kalın olacak. Daha iyi olacak. Şöyle. Bence hiç de çirkin olmayacak. Öyle yap. Kesince onu niye inceleteceksin? Zayıflayacak gücü. Kapının seviyesinden bırakayım. Şurada bir tık yukarı koyayım. Hayır. Kapının seviyesinde bırak.
Sus be ya. Duyduk duyduk. Yusuf dün buraya yaparken bütün yüzünü yakmıştı. Bugün bayağı temkinli. Yani maske bile takmış maskenin içine. Bütün gece ama alev alev yandı suratı. Yanana kadar aklına gelmemiş. Bu merdiveni hatırlıyor musunuz? İlk evin en sevdiğim yeri bu merdivendi. Ama o kadar artık zaman aşımına uğramış ki yıkmak zorunda kalıyoruz. Çünkü üstteki şeyler hep çöktü. Baksanız ya şimdi bunu muhafaza etmeye kalksaydık bile olmazdı. Yani iyice artık çürümüş. Çünkü 1960'ta yapılmış merdiven. Ve o kadar sene bile iyi dayanmış. Ama bir gün biz uçacağız buradan. Şöyle bir köy manzarası da göstereyim yine. Burada bir gün balkon olunca çok keyifli anılarımız olacak. Ama çok başım döndü. Kapatıyorum şimdi, uçacağım aşağı. Üşüdüm. İçeri girdim. İçerisi soba yanmasa da bile çok güzel, sıcacık. Bir öte biberi oralarda bir tepiştim. Kablolar falan vardı, topladım. Burayla ilgili deli fikirler var aklımda. Bir gün burası o kadar güzel olacak ki, bir başlayamadık gitti ama. Ve sonra burayı aylık kiraya da verebilirim diye düşündüm. Tabii daha Yusuf'la bunu paylaşmadım ama ilk önce sizinle paylaşmış oldum. Ve arada da bir biz gelir gideriz. Kiraya vermediğimiz zaman da boş durur. Çünkü böyle bir yeriniz olduğu zaman ve Çanakkale'ye çok yakın, değerlendirebilirsiniz. Biz de niye değerlendirmeyelim ki, değil mi? Mis gibi mekan. Hem de paylaşmış oluruz milletle. Hem para kazanmış oluruz. Ekonomiye katkı yapmak lazım. Çok zor zamanlar geçiriyor güzelim Türkiye'm. Maddi ve manevi insanlar çok sıkıntıda. Ve Allah hayırlısını versin. Allah soyunumuzu hayır mı etsin? Konuşamadım. Yapsın bakalım. Nasıl yapacağızsa. Şimdi üst katta çıkıp birazcık oralar dizeceğim. Ama çekmeye uğraşmayacağım. Çünkü çekerken iş yapamıyorum. Arada bir böyle 5 dakika durunca sizin için çekim yaparım. Buradan şimdi yeni yıl süsleri falan vardı. Onları alacağım. Biraz geç kaldık ama oluyor öyle şeyler. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Tam çıkıyordum. Şu şifonyeri görünce aklıma bir şey geldi. Buna benzer bir tane dolap var. Onu ütü masası yaptıracağım Yusuf'u yakalarsam. Onu da sizinle paylaşacağım. Şurada gördüğünüz emayeleri hatırlıyor musunuz? Hele şu tencerenin içi perişandı. Ben bunu çöpten almıştım. Ve buranın dekorunda kullanacağım. Çünkü şuradaki resmi çok güzel. Kolluğuma bakın. Bunu da taktım. Ağırlık kaldırıyoruz ya Yusuf hep buraya geldikçe. Şunun resmi bile yeter. İçini porçözle çözdüm. Ama çok bırakmıyorsunuz içinde. Siz de yaparsanız. Çünkü şöyle minik delikler varsa o delikler daha büyük oluyor ve deliniyor direkt. O yüzden temkinli olmanız lazım. Şuradaki şu kumaşı görüyor musunuz? Bu kumaşla biz bu koltukları kendimiz kaplayacağız Yusuf'la. Öyle karar verdik. Çünkü bu koltukları ben çok seviyorum. Şekil olarak. Şimdi bir gideyim bakalım. O ütü masası yapılacak dolap buna benziyor. Bunlar iki tane ayrı dolap. Bunlarla da ilgili çok güzel bir fikrim var. Bunlar hepsini Ahmet abinin oradan getirdik. Kaç yıllık mobilya. Sonraki haline inanamayacaksınız. Tabii şimdi diyorsunuzdur. Hep diyorsun ama yapmıyorsun. Bir gün yapınca göreceksiniz. Her şeyin bir sırası var. Bugün de bunları getirdik. Yatak odasında kullanacağız. Eski modeller biraz tamir var. Şu altlarda falan. Ama Yusuf bunları çok güzel bir hale getirir. Bizim yukarıdaki eski komodin var ya.
Yani ben onu bir ara satışa çıkarmıştım. Benim Çanakkale'deki dükkandan kalma bir ürün. Onunla takımlaştıracağız. Yatak başı da bu. Bunda ayaklarında biraz sorun var. Onlar da Yusuf çok güzel halledebilir. Yani bir şeye atmak çok kolay. Ama değerlendirmek en güzeli ve biz bunun en güzel halini her zaman yaptık. Yeniyi almak kadar basit bir olay yok. Ama çevre çevre derken gidip her şeyi de yepyeni almak. Eş dost böyle kıyamadıkları şeyi bize alo diyorlar. Yapabileceğimiz bir şey varsa kesinlikle atılmasına izin vermiyoruz. Ama yapamayacağımız bir şey varsa da alıp biz de onu odun olarak bir şekle sokuyoruz. Yani yakıyoruz. Ya da kimi zaman eşle dostla da paylaşıyoruz. Ahmet abiden aldığımız bir sürü odunu, odun denmez ona ne denir? Çerçeveler çıkmıştı. Onun evinin çerçeveleri değişip pimapen yapılmıştı. Onları burada Osman abiye verdik ve o çerçeveleri hepsini şimdi bakın size göstereceğim ne hale getirdi. Tabii marangozunla birlikte. Bunlar mantara hello. Gitmiş. Hello diyeceğim. Nerede geziyorsunuz nerede bizden izinsiz? Şekerim nerede mantar? Hoş bulduk abi. Tam sizin şu kapıları anlatıyordum. Siz geldiniz. Lafın üstüne insan gelirmiş. Filiz'in kedileri çoğalmış. Fındık var. Kadın ya köpekleri çoğaltıyor ya kediler çoğaltıyor. Yani nereye giderse. Bak orada kocabaş var. Bir tane aldım. Kocabaşı yerim ben. Bize ne kadar havladın sen. Orada bravo sana dedim. O tahta parçalarından yapılan muhteşem kapı bakın bu. Bunlar Ahmet abinin evinin çerçeveleriydi. Ama marangoz da iyi iş çıkarmış. Yani harika bir fikir değil mi? Komşunun pazıları, mazıları, rokası çok iyi olmuş. Sarımsakları da çıkmış. Beyin de benim seran içindeki marullardan getireceğim. Stillesin şuralara. Ay rokaları da çok güzel. Bir avuç toplayayım. Eve gidince ekmeğin arasına koyar yerim. Burnum akmaya başladı. Baya baya soğuk. Ay çok güzel olmuşlar. Çok güzel olmuşlar çıtır çıtır. Acılıdır inşallah. Şöyle azıcık yoldum. Çok hoş değil mi? Oh mis gibi de roka kokuyor gerçekten. Komşularımız bollaştı. Şimdi Selçuk abinin size bahçesini göstereyim. Onu da çok güzel olmuş. Huhu komşu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bu meşhur Çanakkale civarı müzisyeni. Düğünlerde çalıyor Selçuk abi. Bahçesi çok güzel olmuş. Abi ne yapıyorsun? Çöpleri yapıyorum. Ha çöpleri yakıyorsun. Birileri de şuraya yukarı bir sürü çöp atmış. Artık. Böyle çok olur mu ya? Olur mu olur mu? Git bak o kadar kötü yapmışlar ki atmışlar bulduğunu. Böyle katı atıkları yakacaksın sonra. Evet Yusuf 2 dakikada evet, uçuruveriyor. Gömeceksin yani gübre yapacaksın. Gördünüz mü komşum tam bizim kafada. Haydi bakalım. Bu kadarı köy havası çekmek yeter size. Yeni bir haber duydum. Benim sevdiğim şu maviş camlı evde satılmış. Osman abinin arkadaşı almış. Yani bir komşumuz daha oluyor. Kocaman bir mahalle oldu bizim mahalle. Her taraf yavaş yavaş doluyor. Bu adam da perişan oldu bu kapıla. Oldu mu? Olmadı mı? Baksana. Heh. İyi. Zaten baştan öyle yapılacaktı ama işte oluyor böyle şeyler. O yatağı buraya kuracağız. Diğer yatağı da yan tarafa çocuklara. Küçük odaya da 2 tane küçük yatak kuracağız. Ve odalar tamam olacak. Eskiden mahalle bomboştu.
Şimdi burada da kalan oluyor. Orada İhsaniye'yle zaten devam var ama aramızda biraz mesafe var. Evine teyze de yukarı köşe ama gene de bayağı aramız vardı. Şimdi mahalle kalabalıklaşıyor ve yalnız da kalsak rüzgardan kapı çarptı. Hiç korkmadan kalabileceğiz çoluk çocuk. O dükkandan gelen şifonyer bu. Yani o yatakla takım olabilecek. Ama ona daha kesin karar vermedik. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdilik bir getirip koyalım. Sonra bakacağız. Aha ne göstereceğim bakın. Bunların hikayesi var. Görüyor musunuz? Elimden bırakıp anlatmak istedim. Perisa'yı yeni doğurmuştum. Ve büyük evi de yeni almıştık. Yani böyle daha emziriyordum. Bu bir gardırobun alt kısmı ve biri bunu bizim yeni aldığımız evin önüne çıkarıp atmış. Ben bir gördüm bunu böyle çatlamış boyalarına ve eski püskü göründüğünü. Yusuf'a dedim ki onu oradan alabilir miyiz? Dedi ki yok delirdin mi? Dedim ki ben gidip alacağım. Yahu olmaz çok ağır. Baktı benimle baş edemiyor. Gitti bunları söküverdi. Gardırobun alt kısmını da attı. Ve bu parçalarla bana bir tane sehpa yapacaktı. Söz verdi. Ama üstünden 6-7 sene geçti. Biz bunları İstanbul'dan buraya getirdik. Ve hala sehpaya dönecek bunlar. Ayağımda göstereyim mi? Ayaklarını bile söktük. Yani yapılacak çok işimiz ve projemiz var. Ama İşte çalışıp başka işlerle de uğraştığımız için zamanımız yetişmiyor. İşte bugün geldi birazcık boşluğu vardı, kapıyı halletti. Bir de şuradaki eski koltuklar var. Bunlara da bayılıyorum ben. Bunlar da çok güzel ve bunları belki Bulgaristan'da sedir bacağı olarak değerlendireceğim. Ya da bakalım bir son hali nasıl olacak. Hayırlısı. Tek başıma o parçaları indiremeyeceğim için Yusuf'u bekliyorum. O da buldu bir boya. Kapıyı şimdi bir boyayacak. Geçici olarak. Yani paslanmaya devam etmesin. Sonra gerçek boyasına baharda yenileriz. Duyuyor musunuz rüzgarın sesini? Uzaktan da Şakir abinin koyunlarının çanları da çınlıyor. Yusuf burasını şimdi siyaha boyayacak. Sardıralım diye. Sonra eskitme yapıp güzelleştireceğiz. Yani bu rezil hali bir değişsin. Ama boyacının fırçası mı yoktu? Rulo sapı mı yoktu? Komşudan aldı. Yani burası bu kadar karışıkken bulması mümkün değil. Herhalde 10 tane vardır ama. Şimdi daha çok çabuklaştıracak işi. 2 dakikada. Artık bir tane fırça borcun oldu Osman abiye. Merdenin metresi açı. Ne kadar varsa uyar yani. Ya bir perde muhabbetimiz var. Aldı başını gidiyor 2 senedir. Yani iyi eğlence oldu bize. Komşuluklar güzel bizim Kirazlı köyünde. Şuraya almış olan insanlar da inşallah kafa dengidir. Ve evi çok yepyeni yapmazlar yani. Şöyle muhafaza ederler bu görüntüleri. İhtinala kapı boyası yapılır. Yavru alışık değil ya burada bir insan görsün. Çünkü bu küçücükten büyüdü burada. Şimdi biz burada kıpraştıkça o yabancı biri geldi diye evi koruyor. Ev sahibi olarak kabul etmiyor bizi. Etmiyor musun? Alın başınızı gidin diyor.
geçen videoda gördünüz. Bu üzümden bir leğen üzüm çıktı. Yani ekilen her şey meyvesini veriyor. Hatırlıyor musunuz nergisleri? Diktik buralara. Böyle çoğalmışlar. Buraya bank yapınca arkası full nergis olacak. Duyduk be ya. Benim lüks türler de çoğu tutmuş. Tutmayanların yerine bir daha ekeceğiz. Toprağını sevenler bakın nasıl dallanıp budaklanmış. Bunları ama çok büyümesine izin vermeyeceğiz. Yani çit olarak sadece böyle ortalığı kapatsın. Sarmaşıklara bakıyorum ama sarmaşık hiç tutmamış. Bir tane tutmuş mu şurada? Yok, bu sarmaşık değil. Şurada bir tane sarmaşık. Yani adet yerini bulsun diye tutmuş. Bir daha fideleyip yeniden dikeceğim sarmaşıkları. Kapı bitmek üzere. Şöyle simsiyah yenilendi. Sonra bir tane gri eskitme yapacağız üstüne. Taşlarla uyumlu olacak. Bir de gülümüz sarıldı mı? Mis. Her dakika bir haber. Köye gelmeyeli her taraf satılmış. Bizim bu fırının yeri ve şu üst tarafı, ama belki fırın dahil olmuyordur. O daha kesin değil. Bu incirin etrafı satılmış. Şurada ne gördüm bakın, şimdi toplayacağım. Tasım da güzel. Emae. Toplayayım, kaynatayım. Oo, bir de o kadar güzel olmuşlar ki de yumuşacıklar. Bunların ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ezan da dinleteyim size. Hem toplayayım. Gurbetteki canlarıma gelsin gene bu ezan. Ölür. Biraz cızır diyor ama. Dikenler elime batacak diye de dikkat ede de topluyorum. Kuşburnunun çok faydalı bir bitki olduğunu biliyorsunuz değil mi? Haydi. Ezan eşliğinde kuşburnu topladık. Siz de kuşburnu manzarasında ezan dinlediniz. Devam edeyim kamerayı kapatıp, yoksa ellerim bütün diken olacak. Bunların Bulgarcası da şipka. İnternette araştırabilirsiniz kuşburnunun faydalarını. Aslında daha sonbahar olsaydı ben de güzel bir video çekebilirdim kuşburnunla ilgili. Belki seneye çekerim. Vallahi günü akşam ettik. Tamam. Şimdi ben sana ışık mı tutacağım? Ya da projektör mü? 2 dakika da aksam mı var? Yok ya, boş ver. Üşüdük zaten. Hemen sence şöyle paldır küldür bak. Ben olmuş sana ışık mi tutayım? Oldu, oldu mu? Tabii ki oldu. Mis gibi. Tertemiz oldu. Şimdi gül de sarılınca çok güzel olacak. Ellerim de üşüdü artık. Bak sesim de iyice kısıldı. Hadi ben sana azıcık ışık tutayım. Bitir.